Sana cüde yem dolzat ve bir tamallama karar bu meydim. İlim hakkıda, ilimin ahamiyeti hakkıda İslam'dan, İslam dininden başka talimatını insan tarihi görmeyen. İlimden gəpir gəlmeyin. Bu arası da. İslam ilimini ahamiyetini birinci planına koyuyor. Kur'an'ın birinci ayeti oku bugün. İkra bugün. Oku degen Allah, oku değil mi deyip soruyordu. Buyurdu çünkü. O buyrukka icabet var mı deyip soruyordu. Ve cemiyetlerde Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan hadis var. El-ilmu izzü'd-dünya ve şerefü'l-âhirah degenler. İlim, ilimge tarif veriyettiler. Ve tarif veriyetken kişi adlı kişimez. Gepirse fakat Allah'ın talimatı bilen gepirirgen insan, ilim hakkı da el-ilmu izzü'd-dünya dediler. İlim dünyanın kuvveti. İz kelimesi, azizlik kelimesi kuvvetten alınken. Kuvvet. Demek dünyanın kuvveti ilimde dediler. O şaraful ahira, ahirette şaraf. Obru ilim bilen buladı. Kur'an-ı Kerim'de 799'da cayda ilim kelimesi var deydi ulamalar. Sanır çıkan nisbi buluşu mümkün. 10-15 veya bir yol buluşu mümkün. İlimge alakadar 799'da neşte sura var? 144'te. Veya bir anı kısaplarsayız, her bitti surede 7 metten yapırken yok şeydi. Bundan artık yapırdı. İlimge targı. İlim degen de bazı bir vaktlerde, zamanlarda fakat Kur'an'ını, fakat hadisini, fakat fikhini bunda hem cüde tar dairede talimatını düşünüp kalınca. Çünkü mecburlaşken halkı. Demek ki halkını sivilizasyasına tarımız veriş için, üçlap toktatır için kılınca şuna kalmaz. Lekin İslam tarihinde rivojlangan yıllar, asırlar, Rönesans davrlarına karasayız, ilimini tam manada düşüngen adamlar. Tam manada düşüngen. Ozi dünyaya örnek ustaz şahsiyetlerini yetiştirgen ve ozi oşa ustazlıkka layakatli işiyem kılgen. Beruniylerini, Farganiylerini, Harazmiylerini, İbn Sina'larını, bu razilerini yetiştirgen ve ular atom hakkında 1000 yıl aldın gap etip ben 1200 yıl aldın gap. Atom hakkında nisbilik nazariyesi hakkında algoritmler doğrusu da kosinüs tangens doğrusu da gravitasyon maqaları kanunları kaideleri doğrusu kuant mekanikası doğrusu da virüsler meselesi de virüslerinin kanday payda buluşu ornaşış joyi qanaqama olacak qilish kasallikni kasallik bilan davolash tendensiyalari haqida musulmonlar bahs qilgan. Bahsni shunaqa qilganki, ilmda e'tiqod bo'lmaydi. Qoida shu bo'lgan. Ilmda e'tiqod yo'q. Musulmon tashqarida bo'ladi. Yo'q, u ilm mavjud moddani o'rganishga qaratiladi degan. Mavjud moddani. Metafizik narsalar u metafizik narsalar degan. G'azoliyning ajoyib gapi bor. Qidam masalasi bor. 100 yillab tortishilgan. Qidam nima degani? Dunyo qadimmi, boshlanishi bormi? Ilohiy kitoblardan bizga iqtibos keltirmang, sitata keltirmang bizga dunyo qadimmi, qadimmasligini mantiqan tushuntiring. Bahs boshlanadi, ertalabdan kechgacha bahs bo'ladi. Ilm tomonidan ya'ni demoqchi-da endi bu. Oxiri hech kim tushunmaydi mavzuga, baribir. Çünkü dünyanın kadim kadimler kadim emasligini dünyanın tepesinde turup keyin bilish mümkün de tepesinden çekerasını görüşü mümkün. Onun içi de yürüyen adam bunu tapamaydı. Bu bahs befayda degen İmam Gazali. Bu bahs befayda degen. Biz ne kardeşimiz kere? Maddanı örgenişimiz kere degen. Aldığımızda madde turdu. Kogaz. Kogaz yanadı mı? Sava. Deyse yanadı deydi. Doğru mu? Şu yanış kağazı özünün hususiyeti mi? Dese ha deyip soru verirse ayırtadı ki ne yanık etme yaptı? Özden uzun. Yanış hususiyeti özünün gidi yapsın ki deyip. Örgenin de yaptı da bunu. Hop alav yandırış hususiyeti ege mi deyip? Ha. Demek ki hemen arsana yandırvar mı yaptı? Bana şunu mu alacaklar eylik deyip. Laboratoriyaya tartken adamlarını. Maddanı örgen eylik.
bizga kerakli qonuniyatlarni ishlab chiqaylik, topaylik deyishgan. Va shuni ustida shunaqa ishlarni qilishgan, keyinchalik mo'g'ullarni bosqini bor, bizni ajdodlarimizni tarixini yoqish bor, ko'mish bor, tarixdan o'chirishga harakat qilishlar bor. Shuncha istibdod, shuncha bosqin, shuncha jaholat hujumiga qaramasdan barbar ajdodni asablari qoldi, turibdi. Hozir biz o'qiyamaymiz. Okuya almayımız. Köpçülükimizde bizde ziyali kategoriyası var da ziyali deyiladi. Kim ziyali? İnstitü bitirgen, üniversiteti bitirgen de ziyali deyilmiş. Ziyali kategoriyası tarihinizi okuya organizde ziyali balası. Tarihinizi okuya alası mı? Navai'ni okup şunu alıyız mı? Şunu alıyız, ziyaliysiz. Bu oldu yapıyor. Navai sahası ziyaliysiz. Siz İbn Sina'nın Al-Qanun fit-tıb eserini okuyor olasın mı? O zaman ben mesela. Okuyor olmasayız ziyaret iman deyişken cevap verin. Mano, filtre çıkarım. Umar, bu fayetteki fıkır... Yok, okuyor muyuz sizden de? Harpimiz yok. Bu anakana acayip yapı var. Bugün ettiren ayeti verdim, Necip Fazıl'da. O Türkçe ayetken ama ödübek sesle tercüman geldim. İnsan kalmadı insan. Dert ne selle ne hırka. Bizde en cahil insan, en ziyali tabaka degan. En ziyali men deyatgan adamlar, gaplasangiz en cahil adamlar. Ziyali kategoriyası qanaqadir diplom bilan o'lchanmaydi. Ziyali kategoriyası, albatta diplom bo'lsa yaxshi, lekin o'shanga munosib bo'lish kerak. İlimi tomorqa qovamaslik kerak. İlim shomil bo'lish kerak. Endi muammoni aytyapsiz, imomlar gapirsa bo'ladi, gapirish kerak, to'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Lekin bu bütün cemiyetin işi. İlimge hemmemiz yönelişimiz gerek. Farzandiyiz var mı? Yöneltirişiyiz gerek. Sizden otasız, sizden masulsuz. Mablağ kop nersege tikil yaptı. Talimge tikiş gerek. Topkan mablağınızını eğer 50 faizini talimge tikseyiz, siz 50 faiz fidayisiz. Millette fidayisiz. 10 faiz talimge pul tikmezden talim hakkı da yapırken adam o'zi gapirib amal qilmaydigan odam. Doim kaltakni bir uchi aylanib o'zimga tegmasmikin deb o'ylash kerak musulmonlar. Ata'muruna an-nasa bil-bith va tansawna anfusakum va antum tatluna al-kitob afala taqilun. Odamlarni yaxshiliklarga buyurasizlar va o'zingizlarni esdan chiqarasizlar. Axir kitob o'qigansizlar. Kitob ahlisizlar. Yahudiylarga aytibdi Alloh taolo. Axir kitob o'qigan insonsizlar afala taqilun aqlingizni ishlatmaysizlar. Va har doim o'zimizdan boshlashimiz kerak. Mujodala da'vosi, ya'ni millatga xizmat qilish fikri go'zal, hammadan chiqaveradi. Lekin o'shanga naqadar biz sodiqmiz, u sodiqlardan chiqadi, fidoilardan chiqadi. Bir inson bütün milletini uyg'otib yubora olmaydi. Ve bir insan bütün milletini uxlatib qo'ya olmaydi. Bütün bir millet, bütün bir millatni uyg'otadi. Bu qanday bo'ladi desa, hammamiz o'zimizdan boshlashimiz kerak. Bitta g'ish bo'lsa ham qo'yishimiz kerak. Hech yo g'ish qo'yayotgan odamni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Atrofida markazlashishimiz kerak. Chunki bunaqangi olamshumul ishlarni hasad go'ylari ko'p bo'ladi. Va bunaqangi olam shumul ishlarga qarshi muxoliflar ko'p bo'ladi va imtihon shunda Alloh taolo o'sha muxoliflarni dunyo matolarini ichida ya'ni ko'p imkoniyat berib qo'yadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo bizdan oldingi o'tgan ummatlar haqida aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa laqad makkannakum fima immakkannahum fihi. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Sizlerden aldığınız ümmetler ne diyebdi Allah Teala? Sizlerge verilmeyen imkaniyetler bilen kuvvetlendirip koygan dedik. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي مَا إِمَّكَّنَّاهُمْ فِيهِ.
Yani ularga bergan imkoniyatlarni sizlarga bermagandik. Bu ummatdan oldingi ummatni taraqqiyoti bizdan baland bo'lgan. Hozir aytadi-yu biz eng 21-asrda rivojlangan davlatga yetib keldik. Bizdan oldingilar havoda uchib yurgan. Havoda uchib yurgan. Jismni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirgan. Hozir rasmni jo'nata olyapmiz, ovozni jo'nata olyapmiz. Turgan joyimizdan Amerikaga ovoz jo'natyapmiz. Turgan joyda bir joydan jismni katta bitta taxtni, Bilqisni taxtini 3 oylik masofadan ko'z yumib ochguncha olib kelib qo'ygan. Indahu ilmun minal kitob. Ilmi bor odam. Sulaymon alayhissalom yo'ldagi. Ot qavmi, ikkita ot bor. Odi avval, odi soniylar bor, Samud qavmi. Bular tog'larni teshib qasrlar bino qilgan. Suvlarni ustiga qasrlar bino qilishgan. Bizni taraqqiyot hali yetib kelgani, hozir biz 50 etajlik, 100 etajlik binolarni bizim millat emas, boshqa millatdan kelib qurdiryapmiz. Ya biz taraqqiyotda hali gapirishga hali bizga bor. O taraqqiyot, o davrdagi taraqqiyot kuchli bo'lgan. Alloh taolosi shuni aytibdi. Balaqat makkannahum fima immakkannahum fihi. Sizlarga bergan imkoniyatdan ko'ra ularga imkoniyatni ko'p berganmiz. Nima bilan imkoniyat berganmiz? Va ja'alna lahum sam'an va absaran va af'ida. Ularga quloq, ko'z va qalb berganmiz. Nimaga bular sanayapti? Nimaga quloq, ko'z, qalbni sanayapti? Nimaga? Chunki bular ilm asboblari. İnsan ko'zi bilan ko'radi, quloqi bilan eshitadi, qalbi, fuat, ya'ni bular ilmni tushunadigan, ya'ni tahlil qiladigan va xulosa chiqaradigan organlar. İlim shu 3 ta a'zo bilan bo'ladi o'zi. Boshqa suralarda sizlarga quloq, ko'z, af'ida, qalb berdik. Afala tashkurun degan. Shukr qilmaysizlarmi degan. Bu shukr qilishlik uchun eng muhim a'zolar. Bazı orullarda kafirler hakkında Allah'ın buyruğuna itaat kılmaganlarını ne degan? Ularının gözlerini kör kıldık degan. Gözleri açık körmeydi degan. Kulakları açık eşitmeydi degan. Kalpleri his kılmaydı, çünmeydi degan. Demek bu katta nimet. Gözümüz körüp durdu, kitap okuyu alamız, hareket kısak özleştir alayımız. Ve ceanna lahum sem'an ve absara ve af'ide. Fema agna anhum sem'uhum. Ularga Allohga itoat qilmaganlari uchun quloqlari yordam bergani yo'q. Vala absaruhum ko'zlari ham foyda bergani yo'q. Vala afidatuhum min shay ularga qalblari ham onglari ham foyda yordam bergani yo'q. Nimaga? Idkanu yajhaduna bi ayatillah. Ular Allohning oyatlarini inkor qilishdi. Juhud bo'lishdi, juhudlik qilishdi. Allohning oyatida o'qi deb turibdi-da, o'qimayapmiz biz. O'qish haqida gap ketsa zeriki yapmiz. Maishat haqida gap bo'lsa, maishat ketaveradi. Safar haqida, boshqa haqida. Mayli, ular ham insonning hayotidagi narsa, lekin muhim emas-da. Muhim bizdan keyingi qoladigan ilm, bizdan bir ilm qolish kerak. Payg'ambar alayhissalom odam bolasi dunyodan o'tsa 3 ta amali ergashadi, qolgan hammasi to'xtaydi dedilar. Shundan bittasi ilmun yuntafa'u bihi dedilar. Foydali ilm. Hamma sarflagan dunyo hoyi havas orzularingizni hammasi oxiri nol. Siz bilan ketadigani ilm. İlim. Uchtadan bittasi shu. Fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay. Nimaga yordam bermadi? Irkanu yajhaduna bi ayatillah. Allohning oyatlarini ular inkor qilishdi shu o'tgan qavmlar. Ve haqa bihim ma kanu bihi yastehzi'un. Keyin ular masxara qilishdi. İlim haqida gapirsangiz masxara qilishdi. İlimga targ'ib qilsangiz masxara qilishdi. Bechora deyishdi. Nima keragi bor deyishdi. Masxara qilishdi. İstehza o'zi istehzoni ichida lug'aviy ma'nosida. Pastga urish ma'nosi ham bor. Ham masxara qilish va pastga urish qarshisidagi odamni. Meni ishim to'g'ri deyish bor. Sen hammang xatosan deyish bor. Allohni oyatlarini shunaqa istehzo qilganlar uchun Alloh taolo o'sha joydan ularni ushladi. Allohni oyatlarini masxara qilgan uchun. Ilmga targ'ib siyosiy ma'noda ham bo'lish kerak. Ilmga targ'ib ustozlarni yetishtirish bilan bo'ladi va ustozlarga jamiyatda eng katta obro'ni ta'minlash kerak. Hali aytganingizdek ustozni hurmat qilmasa bola o'qimaydi.
Şunda rakan ustozga juda katta imkoniyat berish kerak. Pulmi? Katta oylik berish kerak. Katta oylikni berish kerak. Ustoz shunga yarasha keyin hamma ishni yig'ishtirib qo'yib o'qitish kerak. Bu Yavuz Sultan Salim degan odam o'tgan. Tarixda Yavuz Sultan Salim Muhammad Fatih'ni dadasi. İstanbul'u fatih qilgan odam. Şu Muhammad Fatih'ni ustozi ders berse, u halifani bolasida. Ustozga gap qaytaraverar ekan. Yaramaslik qilaverar ekan. Men halifani o'g'liman deyaverar ekan. Keyin bir kuni Yavuz Sultan Salim'ga shikoyat qildi. Yavuz Sultan Salim haqida juda ko'p gap bordi. Juda ham Yavuz kalimasi shundan olinadi. Ya'ni shiddatli bo'lgan. Shiddatli o'zini yo'lida mustahkam odam bo'lgan. Endi xijolat qilib oxiri aytgan. Hunkorim degan o'g'lingiz darsda tinch o'tirmayapti. O'g'lingiz darsda tinch o'tirmayapti. Sal qattiqroq gapirsam, meni dadam xalifa deyapti. Deganda unda bir anaqa ishlatamiz degan. Xiyla ishlatamiz degan. Men degan darsga kirib boraman. Kirib olgandan keyin menga qattiq gapirasiz. Keyin o'g'lim shuni tushunadi degan. Keyin dars bo'lib turganda Sultan Yavuz Salim darsga xonaga kirib keladi. Kirib kelganda o'qituvchi borib Sultan Yavuz Salimni quloqondagi sharaq qilib soladi-da. Nimaga meni darsimga so'ramasdan kirib kelyapsan deydi. Hunkorni. Masalan, uzr ustozim, uzr ustozimni orqamiz chiqib ketadi. Ana Muhammad Fatih muzlaydi. Dadasini shuna qilib o'tiribdi, bunga nima? Shu bilan tinjiydi. Dars mana ota davlat rahbari bunaqa siyosat qilyapti. Keyin kim bo'lgan Sultan Muhammad Fatih? 23-24 yoshida İstanbul'nu fatih qilgan odam. Xo'p, ulamolar aytadi, qanaqa fatih qilgan? Duo qilib, namoz o'qib, shu namozimdagi duo ijobat deb yugurib ketaverganmi? Yo'q, duo qilgan to'ppa-to'g'ri, namoz o'qigan to'ppa-to'g'ri. Lekin İstanbul'nu oldingi nomi nima edi? Konstantiniya edi. Konstantiniyani orqa tomondagi dengizga kemani qanday tushirish kerakligini o'sha zamonning ilmi bilan ishlab chiqqan. O'zi muhandis bo'lgan o'zi. Maktabda mutaxassisligi injineriya. Kema yasash, top yasash, ximiyani juda yaxshi bilgan. Chunki Istanbulning devorlarini, strukturasini o'rgangan. O'tdan tosh kestirib olib keltirib o'rgangan. Bu toshni quvvati qaysi darajada? Bunga qaysi darajada porux bilan ursa portlaydi, sinadi. Shuni o'rganib, mana shu ilm asosida Konstantiniyani fath qilgan. Yoshligidagi ta'limga qarabdi. Yavuz Sultan Salim ham oddiy odam bo'lmagan. Bir ajoyib latoif kelib qoldi-da, shuni aytib beray. Ular nafaqat o'zini zamonasidagi ilmiy, ximiya, fizikaga aloqador, astronomiyaga, geografiyaga aloqador fanlarni, ular adabiyotni ham zo'r bilgan. Ular ziyoli odamlar bo'lgan. 8 ta tilni bilgan, 8 ta. Dunyoni xohlagan joydan elchilar kelsa, o'shuni o'zining tili bilan gaplashgan o'sha odamlar. Shunaqa odamlar bo'lgan. Oddiy odamlar emas ular. Ular bir asrni bekitib yangi asr, butun insoniyat uchun yangi asrni ko'rsatib ketgan odamlar. Ular tarix yozgan. Ular tarix bo'lmagan, o'zi tarix yozgan odamlar. Bir shoir kirgan ekanda, Yavuz Sultan Salim oldiga. Shoirlar she'r yozib, adabiy janr endi. She'r yozib podshohdan, xalifadan anaqa olar ekan mukofot. Hunkorim, siz haqingizda bugun she'r yozdim, ertalab shuni sizga o'qib beray deb. Yonida Hasan Chalabiy degan o'zini maslahatchisi ham bo'lgan. Kirib, hunkorim, sizga bir she'r o'qib beray. O'qi debdi. 22 baytlik she'r o'qigan. 22 baytlik. She'rni o'qiganda Yavuz Sultan Salim shoirga qarab, "Sen yaramas, meni aldayapsanmi?" degan. Nimaga aldayman siz desa, bu she'rni sen yozmagansan degan. Yo'q, bugun o'zim ertalab yozdim desa, unda eshitib tur deb 22-21 baytlik she'rni Yavuz Sultan Salim yoddan aytib bergan unga. Sendan oldim men buni o'qiganman, buni yoddan bilaman degan. Deganda, "Yo'q, Allohga qasamki, bugun ertalab yozdim shu she'rni" degan. Desa, ishonmasang mana Hasan Chalabiydan so'ra. Hasan Chalabiy siz ham ayting desa, "Mana bu she'rni yod bilaman" deb, u ham yoddan aytib bergan she'rni. Tamom muzlagan shoir. Pul olaman deb endi joniga xavotir bo'lib o'tiribdi. Keyin oxiri kulgan.
Ya bu Sultan Selim, sen bunu hazırlaştık degen. Ben degen her kanaka şiirini bir madde işitkenle yol alamam. Hasan Çelebi ikide işitse yol alam degen. Var bari mükafatını burada bu degen. Kanaka adamlar bugün bunlar karay. Kanaka adamlar bugün. Maşallah. O şu ikinci madde okuyken de Hasan Çelebi'yi işaret ediyor. Yok havalı degen. Yani ilim hakkında yaparken biz İslam tarihindeki adamların tokumu obraz maslığını görürüz. Onlar hakiki adamlar bugün. Onlar yani insan oğlu insan bugün. İnsan tabiatını, insan fitrasını, fitratını ne kadar narsalarga kadirligini ko'rsatgan bunlar. Keyingi ta'lim nima bo'ldi? Valikum assalom. Keling. Keling. Mana TV'de joy bo'ldi-da. Bor. Olib qo'ydim-da. Keling. İlim hakkında yapılan yaklaşımı hatırladık. Kullar şunaka bugün. İslam ümmetini tarihine karasak, ilimge itibar verilgen davurlar dünyanın ustozga aylandık. İlimden uzaklaşken sarı, biz arkada kap gittik. Kap gitmedik uzun. Doğru istilah ne mi? Biz turgen cayımızda tohtap kaldık, arkadan kiliyetkiler ötüp gitti. Bizden aldığında ötüp gitti. Ve halen ki, onlarını hem fundamentini görseyiz, bizden ecdatlarını yazıp gitken kitaplarını, onlar özlerini tilige tercüme kıldı. Andalusiyada, İşbiliyada, o şey Kurtubada, Kardoba, Gibraltar atrafları, Cebel-i Tarık, Müslümanlar bari fatih digen caylarda, Müslümanlar cüdü kub, insaniyet için manfaatli ilimlerini kaldırıştı. Ki ularga hücum buldu, hani, tarihte malum, Kristofoy Pahot digen salp yürüyüşleri var. Ular bütün Müslümanlarını kırıp, vatanlardan haydab uylarını tartıp alıştı. Ular kaldırgan kitaplarını alıp keyin özlerine tercüme kılıştı. Tercüme kılışı bugünkü terakkiyat tagida fundamentada negizli şu yatadı. Hayır, ne oldu? Organdı. Yani. Organdı. Uşa bilen küçüğüydü. Bu da yani başka anakamız yok. Bizi mirasımız o. Uşa mirasımızı kayıttan özleştirsek, kolalarımızı mablağ tiksek, talimge mablağ tiksek yine erişemiz. Çünkü bir akkan deryadan yine su akadı. O toktap kalışıgı sebep köpçilik kaldır SSR'ı komiser, SSR'ı okşagen narsanı yapıp yürüptü de SSR tızımı özü basıp agen, özü müstemleke kılgen memleketlerini cehalet, batkağıda mecburi üşlep türüş üçün siyaset uruzgen. Talim çünkü karatılgen. SSR tizimi de özüge has dairelerge ilim birerdi bunlar. Lekin Orta Asiyanı ilacı barıca menkurtlaştırış sistemesi amelge aşırılardı. Biz SSR davranı körgenimiz, bana yaş uluğularına oturuptu, körgenimiz. Mektepte 10 yıl okulardı. 10 yıl okuştan maksat hiç narsa okumasızlık bulardı. Siyasa şuna kıydı. Zihin kontrolü degen siyasi ricalar var. Maktabda mecburi yıkıp koyulgen, nimege? Başka cahada okup koymasın üçün. Mecburi yıkılıngen. İşler çıkar işler, hemesi takıklengen çaykovçı deyip, kasıpçılık takıklengen, çevarçılık takıklengen, materyal işler çıkış takıklengen, nimege? Bunlar rövajlanmasın deyip. Bunlar fakat aylık kişilesin, bunların kanunu toyu kızamız, bizge mihnet kısın deyip. Bundan elhamdülillah kurtulduk. Şu meneşüler bizge sebep oldu, talimimizi rasva kıldı şu. Müstakil bugünden ki, hadi kop keçeyen bir joyda savol beryapti. Bir kişi imomlar haqida savol beryapti. İmomlarda kamchilik bor, imom toppa to'p. İmomlarda kamchilik bor. Siz nima sohadasiz dedi. Ha falan sohada. Sizning sohangizda YouTube yo'q hali. Sizning sohangizda ham YouTube yo'q. Hech kim ya'ni qilmagan ishni qilganingiz yo'q. Sizlar hali ham deydi, namoz tahorat haqida gaplarni gapirib o'tiribsizlar. Yevropa Marsga raketa uchiryapti deydi. Ben ettim, sizden uçurma yaptı. Sizde özizde yap, raketi uçuruş imkaniyeti yok bu. Ha doğru, imamlar uçurma yaptı. Lekin sizden uçurma yaptınız. Zaten o imamlar ne kadar örgütü yaptı. Siz onu niye örgütme yaptınız?
imomlarni yutuq tomonlarini gapirib ularni osmonga ko'targim yo'q. Kamchilik bor hammamizda, lekin hamma sohada bor-da kamchilik. Bizga qoldirilgan ateist tizim qoldirgan meros tamomila yerga qapishib qolgan meros. Endi oyoqqa turib, mustaqil bo'lib, hozirgi islohotlarga kim nima desa desin, to'g'ri ko'z bilan qarash kerak. Maktab ochaman desangiz imkoniyati bo'lib turibdi. Hamma to'siqlarni olib tashlayapti. O'qitaman desangiz dunyoni xohlagan yerdan olib kirib o'qitasiz. Tijoratchilar, sahiy odamlar qancha pul kerak, tikaman deb yotibdi. Ilgari odamlar Rossiyaga ishlagani borsa, uy quraman, mashina olaman deb borardi. 100%. Hozir taxminan 30-40% odam uy qurish, mashina olishdan tashqari o'g'limni o'qitaman deyapti. Mana shu o'qitaman degan odamni peshonasidan o'pish kerak. Agar o'qitsak biz natijadan mas'ul emasmiz. O'qitsak bo'ynimizga yuklangan vazifani qilgan bo'lamiz. Millatni ilm oyoqqa turg'izadi. Al-ilmu izzud-dunya. Dunyoning quvvati ilmda. La tanfuduna illa bi sulton. Osmonni teshib chiqib keta olmaysizlar deyapti Alloh taolo. Illa bi sulton, sulton bilan, ilm bilan, izzat bilan chiqamiz. Osmonga chiqishlik iloji bor deyapti Alloh taolo. Buning uchun nima qilish kerak? Birinchi yerda yurish o'rganish kerak. Keyin chiqamiz. Biz ko'p gapiramiz. Sizlar mayli. Qarang, biz ovqatlanganmiz. Ashi odamni Xudo yaratganda bir farishtalarga sajda qilinglar dedi. Sonra chunki mana ko'chada bugun nima hodisa bo'lsa, nari ko'chadagi odam butun ko'chadagi hodisani kelmasa ko'rmaydi, bilmaydi. Ba'zi erkaklar to'plan qildimi, xotinlar nari ko'chada o'tirib turibdi. Lekin farishtalar o'sha yerda insonni yarataman deganda, sen yer yuzida ana qiladigan bir fasod qiladigan, fasod qiladiganni yaratasam deyapti. Bu Xudo hali yaratmay turib, odamni fitna qilishini farishtalar qayerdan bilgan? 3-4 xil tafsir bor. Eng xulosaviy tafsir Lavhul Mahfuzda yozilgan narsani farishtalar ko'rgan. Lavhul Mahfuzda bo'lgan inson yaratilishi to'g'risida bittasi. İkincisi oldin insondan oldin jin toifasi yaratilgan. Alloh taolo u toifani fasod buzg'unchilik qilgan uchun yer yuzidan yo'qotgan. Uni ko'rib turib o'shanga o'xshagan bo'ladi degan taxmin qilishgan. Bu ikkinchi javob. Uchinchi eng go'zal javob, buni bizga keragi yo'q. Nimagaligimi? Ha, nimagaligini keragi yo'q. Keragi bo'lganda qaytardi. Va bu keragi yo'q bo'lgan narsalar insonni vaqtini sarflashga arzimaydi. Bu haqida masalan Odam alayhissalotu vasallamning qoni qanaqa gurpa bo'lgan? Kerak emas bizga. Kerak emas. Odam alayhissalotu vasallam qaysi jannatda bo'lgan? Bu ham kerak emas. Dedi bitta savol tug'iladiki, to'g'ri, o'sha masalan buni kerak emas degan narsa bor, lekin bitta qiziq, o'sha aytyapsiz-ku, ilm kerak insonga deb. Yer yuzida oldin ham insonlar yashaganmi degan bir fikrga borish maqsad xolos. Nahot oldin ham inson bo'lib, shunaqa bir jahon urushi bo'lib yo'qolib ketib yana bo'lganmi yoki biz birinchi insonmizmi degan haligi qiziqish bo'ladi xolos. O'sha qiziqish xolos-da, uni foydasi yo'q bari. Bo'lgan. Nima o'zgardi? Bo'lmagan. Nima o'zgardi? U bizga kerak emas. Agar kerak bo'lganda Alloh aytardi. Bizda ibrat olishimiz kerak, bizga hayotimizga yoki oxiratimizga foydali bo'lganda uni aytardi. Aytmadimi? Demak, kerak emas. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytadilar. Alloh taolo nimani harom qilgan bo'lsa, to'xtanglar dedi. Nima haqida indamagan bo'lsa, esidan chiqib qolgani yo'q. U Allohning sizlarga rahmati dedilar. Rahmati foydalaningiz. O'shanga o'xshagan bizga zarur bo'lmaganligi uchun aytilmagan eng zo'r javob shu deydi ulamolar. Nimaga? Biz vaqtimizni boshqa narsaga sarflashimiz uchun ajratishimiz kerak. Namozdagi farz va vojib namozlardagi zam sura to'g'risida bitta fursat bo'lib qoldi. Majid Alijon domla kelib qolsalar shu kishini so'rayman degandim. Masjid imomlari ham javob qilish olmayapti. Endi balki bilishar yoki balki unaqa bo'lardimi? Misol uchun Izza Zulzilati surasi anaqasa 8 oyat. Deyiladi. Undan keyin valadiyat kelyapti 11 oyat. Farz namozida yoki vojib namozda Izza Zulzilatidagi valadiyatini o'qisa bo'ladimi bo'lmaydimi? Bo'ladi. Avvalgi sura bilan keyingi suraning o'rtasidagi ko'plik miqdori 4 oyatdan ko'p bo'lmasligi kerak. Bu ham makruh deyiladi. Namoz bo'laveradi. Bunda 3 oyat ko'p ekan-ku? 3 oyat bo'laveradi.
Keyin bazı ulamolar cümleni ham uzunligini hisobga oladi. Cümlenin uzunligini. Mesela Bakara suresi de dayin ayeti bir dona ayet. Bir dona ayet. Lekin bir betten ibaret. Dayin ayetini, bir dona ayetini zam sure kılıp, onun arkası da bir betki yetmegen, lekin 8 ayetlik idâ zilzilatil ard zilzalahani zam kısa bola olad. Çünkü miktarı köp. Fikhi mesela fakat bunda haram manası yok. Makruhlik manası var. Afzal mas manaları var. Ama gayet yaxşı diyor. Yani. İlacı bulsa, fakih bulsa, o şu size ayetken narsanı talla zam sonra kıl. Fakih bulsa. Bu mesela namaz bura var. Taşlap ki utişçi. Taşlap utiş. Orada utişçi mesela. Taşlap utiş. Allah halde kabul kadar mülkes Allah'a. Şimdi, taşlap utiş meselesi ham birinci sure bilen ikinci surenin ortası da eğer ikide sure taşlap gitse bura var. Bitti sonra taşap geçişliği uyan 3 ayetten köp buluş gerek. 3 ayetten köp sonra bulsa bitti sonra taşap okusa bulur.